Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çay kutusunu nasıl kalıbını kullanarak harika bir takı kutusu yapmayı öğreteceğim. Görmüş olduğunuz gibi kutumuzu açtım. Bu şekilde. Ve biraz sert bir kumaşım var. Yani şekil alabilecek bir kumaşım var. Koyarak kenarlarından çizdim. Buralar bizim katlama yerlerimiz olacak. Yapıştırma yerlerimiz bu şekilde. Kestim. Sonrasında bu şekilde çizdim. Bunu keseceğim. Sonrasında devam. Evet arkadaşlar, kestim. Gördüğünüz gibi kutumuzun şeklinde kestim. Şuralar bizim katlama yerlerimiz olacak, gördüğünüz çıkıntılar. Evet, şimdilik tabii ki takip ediyoruz kartonumuzdan. Nereden katlayacağız, işte neresi yapışacak, bunları hepsini takip edeceğiz. Yalnız ben bunun üstünü kestim, bir şey için lazım olacak diye. Evet arkadaşlar, şöyle koydum. Mesela neresi katlama yeri? Şuralar. Oralara maket bıçağımızla sadece denden koyacağız, nokta. Küçük küçük. Hani katlamamız kolay olsun diye. Ortalarından başlayın, kenarları koymayın. Bu şekilde. Çetvelimiz. De şöyle. Yerlerini belli ediyoruz. Ben devam edeyim buna. Tamam. Sonrasında tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, her yerine küçük küçük kesikler attım. Şu şekilde kıvrılıyor. Siz şöyle hani şeklini verirseniz, mesela kesik attığınız yerlere şöyle sert bir cisim yardımıyla şöyle sıyırın ki bu şekilde kalsın. Evet. Şimdi bu taban kısmımız olacak, alt tabanı. Yani kutumuzun şurası olacak. Üst iç kısmı, yani burası olacak. Şimdi biz yapıştıralım bunları.
Bu artılarda yapışacak yerler, gördüğünüz gibi karşılıklı koydum. Bir de şurada kupçalar var. Onlar da iç kısma kıvıracağız bu şekilde. Evet. Şimdi silikonumuzu alıyoruz. Silikonumuzu aldık. Yapıştırmaya başlıyoruz. Başlayamıyoruz. Çünkü silikonumuz bitmiş. Evet. Harika bir kutu oldu. Gördüğünüz gibi. Tabii bu biraz daha hani karton gibi sert olmadığı için ben bunu bu şekilde, yine tabii bunlar atık kartonlarda. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıştıracağım. Böyle bir keçe buldum. Eva keçesi gibi. Bir tarafı yapışkanlı, bir tarafı da keçe. Bunun yerine normal şey de alabilirsiniz, keçe de alabilirsiniz. Fark etmez. Kumaş olur. Her şey olur. Aklınıza gelebilecek her şey. Aynı şekilde bunun kumaşından da kaplayabilirsiniz. Bu şekilde üst ölçüsünde kestim ben. Evet. Hiç sorun değil. Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi. Şöyle fazla gelen yerleri ben kestim. Kesiyorum. Evet. Şu küçük uçlarını da kırpabilirsiniz. Yani zamanla zarar vermesin diye. Bunu alt kısmına koyacağız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Üste de olur. Şu şekilde yapıştıracağım ben bunu. Aynı ölçüde zaten. Üstte alta aynı ölçüde. Gördüğünüz gibi. Yapıştırayım. Evet. Kutumuz bitti. Gördüğünüz gibi. Harika bir kutu oldu. İçine karton. Üstüne keçe yapıştırdım. Aynı şekilde altına da yapıştırdım ve silikonladım buraya. Gördüğünüz gibi harika bir kutu oldu. Takı kutumuz. Evet. Muhteşem. Peki buna bir de ayak yapmamız gerekiyor. Onu neyden yaptım? Onu da yumurta kolisinin sivri yerlerini kopartıyoruz dibinden. Evet arkadaşlar. Videonun kalanını böyle çekmek zorunda kaldım. Yumurta kolisinin nasıl ayaklarını yapabiliriz de kalmıştım maalesef. Gördüğünüz gibi ben kestim bunları. Boyadım. Tam yumurta kolimizin şu orta kısmından kopartıyoruz ve ölçüsüne göre kısa olur, uzun olur fark etmez. Kesiyoruz. Yani eşit miktarda hepsini ve boyuyoruz. Sonra da silikon yardımıyla yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve çok tatlış bir kutumuz oluyor. Biraz bana şey hatırlattı. Eski sehpaları hatırlattı. Gördüğünüz gibi. Tabii benim kumaşım yarı şeffaf diyeyim ben size. Süzgeçli bir kumaş olduğu için biraz kusurları belli ediyor. Siz daha hani sert ama böyle delikli delikli olmayan bir kumaştan yapabilirsiniz.
Muşambadan olur. Her şeyden olur. Eski masa örtünüzden olur. Bu şekilde tatlış bir kutumuz oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek olmayı unutmayın.